Merhabalar sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler, izleyenler. Bu kez yine bir 5816 Z'de bir arkadaşımızla beraberiz. Seçkin Acar'la beraberiz, pardon. Seçkin Acar işte şu anda kısaca tanıtacak kendisini zaten. Seçkin doğru mu? Kısa bir cezaevi kalma durumu oldu, çıktı değil mi? Evet abi, aynen. Oraya geleceğiz. Şimdi hala davaları devam ediyor. Evet bununla ilgili, bununla ilgili konuşacağız Seçkin'le. Seçkin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamlar. Aleykümselam. Bilmukabele sana da. Bir kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii abi. Ben ismim Seçkin Acar. 1980 Ankara doğumluyum. Konya Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimin ardından bir takım kamu kurumu sınavlarına hazırlandım. Hazırlık sürecim oldu. Kazandığım bir takım mülakatlardan elendim. Ondan sonra akabinde daha serbest piyasaya yönelik bir iş arayışına girdim ve ondan sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına hazırlandım. Ve sınavlarımı vererekten serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatımı aldım. Yine bu arada yüksek lisansa devam ettim. Atılım Üniversitesi Finans Bölümünden yüksek lisansımı yine başarıyla tamamladım. Arkasından yine kendi ofisimi açtım ama tabii ekonomik konjonktür izin vermediği için ekonomik şartlardan dolayı biraz da iş sıkıntısından dolayı ofisimi kapattım. Ondan sonra tekrardan bir boşluk sürecim oldu. Yani en azından boş geçirmemek adına doktora sürecine başladım. Şu an Başkent Üniversitesi yine Finans Departmanı'nda doktora öğrencisiyim. Özel öğrenci olarak devam ediyorum. Tabii işte ALES ve yabancı dil sınavlarım var. Onları verdikten sonra kaldığım yerden finans doktora programıma devam edeceğim. Şu anda herhangi bir işle meşguliyetim yok. Anladım. Maşallah. Ben maşallah diyeyim. Şimdi evet, pardon. Şimdi şöyle diyelim. Bu 5816 Z'delik, yani düşünebiliyorsun bu kadar, bak aynı zamanda liberal parti değil mi? Bir liberal partiyle evet. Ilgili var. Orası önemli. Şöyle, şu anda aktif bir herhangi bir siyasi parti ya da bir dernek üyeliğim yok. Ama 2013 yılında Liberal Demokrat Parti MKYK üyeliği olarak dışarıdan şey yapmıştım, seçilmiştim. Ama tabii ilerleyen süreçte tabii partim şu anda zaten seçime dahi giremiyor. Yani bir takım siyasi partiler kanunundan, seçim kanunundan kaynaklanan bir takım gerekleri yerine getiremediğinden bahisle şu anda seçime giremiyoruz. Dolayısıyla ben de şu anda herhangi bir siyasi bir oluşumda aktif bir üyeliğim yok. Evet. Şimdi ama liberali ben çok önemsiyorum. Yani liberal, bütün görüşlere evet, açık olmak. Açık. Yani şey anlamda, uygulama anlamında o parti şey yapabilir ama uyar uymaz, ama liberallik, yani bütün görüşlere Evet. açık olmak adına. Fakat Kemalizmi millet zannediyor ki küfür ve hakaret zannediyor. Halbuki fikirleri açık da değil. Yani eleştiremiyorsun da. Yani işte, meşhur Profesör Atilla Yayla biliyorsun. Bu adam dedi diye adamın hayatını kararttılar. Şimdi liberal düşünceye de sahip birisin, tanıyorum. Ne diyorsun bu 5816 ile ilgili? Önce bir maceranı alayım. Nasıl oldu hapishaneye girdin? Sonra sayıp. Abi işte şimdi şöyle, tabii biraz kişisel handikaplarımız da oluyor ister istemez. İşsizlik sıkıntısı, işte
Bu tip şeyler de biraz insanların inişli çıkışlı ruhsal durumlarını etkileyebiliyor. İşsiz kaldığım süreçte tabii sosyal medyayla yani daha fazla meşgul olmaya başladım. O arada işte zaten önceden beri hani liberal düşünceyi Atilla hocamızı zaten üniversite yıllarımdan beri biliyorum. İlk Liberalizm Nedir diye bir kitabı vardı. Bize yine bir Kürşat hocamız ilk defa o şeyi ödev olarak vermişti. Hani okulda bir çeşit yani onu okuyun özetini çıkartın gibisinden. 1990 giriş 99 girişliyim ben üniversite. 2003 çıkış mezuniyet tarihim. Yani orada liberalizm aklımın bir köşesinde yer etmişti bir felsefe olarak ama çok uygulanabilirliği konusunda bir takım şeylerim vardı, çıkmazlarım vardı. Yani Türkiye'nin konjonktürünü düşündüğümüz zaman hele o dönemlerde çok nispeten daha askeri bir vesayete dayanan, işte darbe süreçlerinden geçmiş, işte aksak bir işleyen bir demokrasi süreci olduğu için yani hani Türkiye'de liberal ve hani bu kadar özgürlüklerin bir arada var olabileceğini tanımlayan bir siyaset, bir felsefe akımının hani Türkiye'de çok uygulanabilirliği konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Tabii ondan sonra mesleğimiz gereği de iktisat teorisiyle de çok yakından uğraştık. Orada tabii ki iktisat zaten liberalizm denilince zaten ilk işte 1200'lü 15'li yıllara Magna Carta'ya kadar uzanıyor. Yani hani bu iktisat derslerinde de zaten okutulan işte Adam Smith'in yine Wealth of Nations işte Ulusların Zenginliği isimli kitabında da ilk zaten iktisat şeyde atıfta bulunur. Yani hani o anlamda tekrardan bir kafamda geri bir çağrışım oldu. Bir feedback diyelim, bir geri besleme oldu. Tekrardan liberalizm üzerine detaylı araştırmalara girdim. 2009-10'lu yıllarda onun üzerine yoğunlaştım. Zaten Liberal Demokrat Parti ile de tekrardan tanışmam o sayede oldu ve gittim bizzat partiye katılmak istediğimi, talebimi belirttim. Tabii bu süre zarfında da Türkiye siyasetinde çok bir takım durumlar istem dışı, istenmeyen olaylar meydana geldi. Yani buna ben de kafamda nasıl bir çözüm arayışı yapılabilir? Bu adaletsizlikler, bir takım haksız, hukuksuz yargılamalar nasıl giderilebilir şeklinde cevap arayışlarım vardı. Kendi kendime çok içe dönük sorgulamalar yaptım. Araştırmaya çalıştım. Bir takım düşünürlerin, siyasetçilerin, işte ideologların, filozofların fikirlerinden, düşüncelerinden beslenmeyi ve bunu kendi içimde nasıl bunu kendimi ifade edebilirim şeklinde bir harmoni yapmaya çalıştım. Tabii bu arada işsizliğimin getirdiği bir takım sıkıntılar da vardı. Yani alkol kullanımım son dönemde bayağı bir pik yapmıştı, bayağı bir artmıştı. Ondan sonra sosyal medyada da dediğim gibi siyaseti çok yakından takip ettiğim için bir takım insanların işte bazı düşünce ve fikirlerini sadece söylemelerinden dolayı, açıklamalarından dolayı bir takım haksız yargılamalara, hukuksuzluklara maruz kaldıklarını, maruz bırakıldıklarını görünce yani bir insan olarak, vicdani olarak buna bir şekilde sosyal medya üzerinden tepki vermek istedim. Tabii bu arada zaman zaman küfüre kaçan ifadelerim oldu. Ondan dolayı da sonuçta sosyal medya herkese açık bir mecra, bir alan olduğu için bilmiyorum artık bir şekilde bir
birisi şikayet mi etti ya da o şekilde. Dolayısıyla bir gün işte terörle mücadele şubeden gelen memur polislerimiz işte hakkımda böyle bir iddianame olduğu gerekçesiyle beni gözaltına aldılar. Ondan sonra tutukluluk sürecim oldu. 2 ay kadar Sincan L tipi kapalı cezaevinde, yani ortalama 2 ay diyorum, 55 gün kadar bir tutukluluk sürecim oldu. Ondan sonra yargılamam neticesinde de 1 yıl 3 ay kadar 5816 sayılı kanuna muhalefetten dolayı ve yine ayrı bir iddianameye konu olan ikinci bir dava durumunda da yine 1 yıl 10 ay kadar 5816 sayılı kanuna yine muhalefetten dolayı hakkımda hapis cezası kararı verildi. İlk davam neticesinde verilen 1 yıl 3 ay mahkumiyet kararına karşı şu an o dava, yani o kararı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdım. Şu anda İstinaf Mahkemesi'nde, yani sonuna kadar da hani sürdürmeyi düşünüyorum. Çünkü yani bir liberal duyarlılığa sahip olan bir birey olarak yani bu kanunun düşünce ve ifade özgürlüğünün, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin, anayasada bahsedilen hürriyetini bir çeşit önünde gerçekten engel oluşturduğunu ve uluslararası hukuka, evrensel hukuka, insan haklarına karşı bir engel teşkil ettiğini düşündüğüm için bu yola devam ediyorum. Evet. Ahim'e falan götürecek misin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Götürmeyi falan? düşünüyorum Mahattin abi. Avukat Kerami Özdemir Bey'le de zaman zaman fikir alışverişinde, fikir teyatisinde bulunuyoruz. O da Evet. zaten belli konularda bana bir rehber, yol gösterici olarak şey yapmaya çalışıyor, sağ olsun. Yani götürmeyi düşünüyorum. Bu o Kemalizm duvarıyla ilk ne zaman karşılaştın? Bu olayla mı karşılaştın? Önceleri mi fark ettin? Mesela Şimdi sene olarak. aslında ben bu dogmalarla yetiştim. Hatta önceden kendimi bir Kemalist, bir Atatürkçü olarak tanımlayan bir kişiydim. Ama sonradan yani aslında bunu bu yani Kemalizmin bir ideoloji olmadığı ve tamamen bu topluma dayatılan, yani bir çeşit deli gömleği olduğunu fark ettim. Ve insanların hani konuşamadıklarını, özgürce kendilerini ifade edemediklerini farkına vardım. Tabii bu aydınlanma bende biraz geç olmuş olabilir. Çünkü çocukluğumuzdan beri tamamen Kemalizmin bir takım dayatılarıyla yetiştirildiğimiz için ister istemez beynimiz o sınırları aşmakta çok, o düşünceleri aşmakta çok sıkıntı yaşadık. Hani kendi yüzden çok Donduk mu? abi arama geldi de kusura bakma Tamam. tekrardan. Tamam. Tamam. Devam Burada edelim. şarj durumum %14 ama Tamam. Gidecek mi? Peki. Gidiyor abi geliyor. Ha, iki şarjdan mı? şarjdan ikinci bir bölüm yapalım abi istersen. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bunu ikinci bölüm yapalım. Şimdi burada ara verelim. Evet. Ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Ben şimdi şuradan bir şey yapayım. Bir saniye. Bekle beni. Pardon.